Türkiye bugün çok yönlü, sistemli ve varlığını tehdit eden saldırılarla karşı karşıyadır. Böyle zor ve tehlikeli bir sürecin içindedir. Güney sınırlarımızda iç savaş görünümlü, acımasız vekalet savaşları devam etmektedir. Orta Doğu sil baştan şekillendirilmektedir. Yanlış ve saplantılı dış politikamız sebebiyle de maalesef bu savaşlar terör görüntüsüyle Türkiye'ye sıçramıştır. Toplumumuzda uzun yıllardır sarf edilen gayretler sonucunda derin fay hatları oluşmuştur. Toplumumuz farklı farklı kamplara bölünmeye başlamıştır. Bu kamplaşma fikri tartışmayı neredeyse imkansız kılar bir dereceye gelmiştir. Bir yandan da denetleme ve dengeleme mekanizmalarının hiç bulunmadığı bir başkanlık rejimi anayasa değişikliği yoluyla getirilmek istenmektedir. Toplum bu açıdan da gerilmekte ve maalesef bölünme sinyalleri veren çok derin bir kamplaşmaya daha sürüklenmektedir. İşte böyle bir ortamda Kıbrıs Türkleri ve Türkiye açısından hayati önemdeki Kıbrıs meselesinin çözümü, Rumlar ve Yunanistan açısından müjdeli, Kıbrıs Türkleri ve Türkiye açısından ise tehlikeli bir yolda ilerlemektedir. Ağır saldırılar altında bunalmış, bilgi edinme kaynakları elinden alınmış, hayatını günlük yaşamaya başlamış olan Türk toplumu ise gelişmelerden büyük ölçüde habersizdir. Oysa konu sadece Doğu Akdeniz'i kimlerin kontrol edeceği konusu değildir. Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesinde aslında tam merkezde yer alan ancak bilinçli şekilde perdelenen Kıbrıs meselesi tıpkı Suriye'nin kuzeyinde ayrı ve ırkçı bir devletimsinin kurulmak istenmesi, İslamiyet'i alçak emellerine alet eden vahşi IŞİD'in doğuşu gibi ülkemizin güvenliği meselesidir. Kıbrıs bizim için yavru vatan değil, ana vatandır. Kıbrıslı Türkler küçük kardeşlerimiz değil, can kardeşlerimizdir. Ve KKTC'ye hizmet etmek bir lütuf değil, asli görevimizdir. Biz Türkiye ile KKTC iki devletiz ama tek milletiz, Türk milletiyiz. Bu gerçeği hem biz unutmamalıyız hem de dünyaya anlatmalıyız. Bugün burada işte böyle yaşamsal önemi haiz bir konuyu ele almak için toplandık. Milli bir bilinç ve bu bilincin bize düşündürdüğü kaygılarla bir araya geldik. Toplantının adı yaşananların bir özeti aslında. Kıbrıs'ta son söz. Kim söyleyecek? Küresel kuklacılar mı bu son sözü söyleyecek yoksa Türk milleti mi? İşte buna karar vereceğiz.
Başta Milli Düşünce Merkezi Genel Başkanı ve Hepimiz Birlikte Türk Milletiyiz platformunun yürütme kurulu başkanı Sadi Somuncuoğlu olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi arz ediyorum. Bir teşekkür de izin verirseniz bu toplantının ön hazırlığı, fikri hazırlığı anlamında geçen sene Türkiye Barolar Birliği'nde gerçekleştirdiğimiz ve çok önemli verilere ulaştığımız yuvarlak masanın düzenleyicisi, birlikte çalışmaktan onur duyduğum Barolar Birliği Başkanlık Başdanışmanı Profesör Necdet Basay'a teşekkür ederim hocam. Sözlerimi çok uzatmayacağım ama birkaç noktaya izninizle değinme ihtiyacım var. Dünya haritasını önümüze aldığımızda haritanın ortasında yer alan bölgede Orta Doğu ve Doğu Akdeniz var. Bu bölge dünyanın ana karasının merkezi. Jeopolitik olarak dünyanın tam merkezi. Doğu Akdeniz'in en büyük adası ise Kıbrıs. Dolayısıyla dünyanın jeopolitik merkezinin tam ortasında bugün gözlerden kaçırılmak istenen Kıbrıs adası durmakta. Dolayısıyla Kıbrıs dünyanın en stratejik noktalarından biri. Ve Kıbrıs meselesi Orta Doğu'nun yeni baştan şekillendirilmesi projesinin de tam merkezinde. Bu süreçte Kıbrıs meselesini güneyimizde açılmak istenen Kürt ve onun altında açılmak istenen İran koridorlarından, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen ırkçı devletimsiden, IŞİD canavarının bir süreliğine bazı küresel ve bölgesel güçlerin vekili olsun diye yaratılmasından ya da Ermenistan'la sürüp giden anlaşmazlık ile Ermeni soykırımını kabul et dayatmasından ayrı ele almak imkansız. Bütün bu sorunların birbiriyle doğrudan bağlantısı var. Elbette konunun Doğu Akdeniz sebebiyle bir de İsrail cephesi var. Kıbrıs, İsrail için dış dünyaya açılan güvenli ve bu sebeple çok önemli bir yolun üzerinde. Ve dolayısıyla Kıbrıs'ın nasıl şekilleneceği İsrail'i de yakından ilgilendirmekte. Kısacası Kıbrıs sorunu dünya dengelerini ilgilendiren bir sorun. Bu nedenle de bütün küresel güçlerin, bölgesel güçlerin ve bölge ülkelerinin gündeminde gücünün yettiğini hesaplayan her devlet çözüme dair bir oyun kurmaya ve Türkiye'ye doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bu oyunu dayatmaya çalışıyor. Biz ise sürekli üst akla işi havale edip kendi aklımızı bir türlü kullanmayı akıl edemiyoruz. Oysa tüm dünyanın ilgilendiği Kıbrıs öncelikle Türkiye'nin gündeminde olmalıdır. Çünkü dostlarım, milliyetçilik ve vatanseverlik hamasetle değil, milli meseleleri milli bir bilinçle, milli bir hassasiyetle ele almakla gerçekleştirilebilir. Türkiye'nin milli menfaatleri Kıbrıs Türk'ünün milli menfaatleriyle aynıdır. Çünkü iki devlet, tek millet vardır. Dolayısıyla Türkiye kendi milli menfaatlerini korurken aynı zamanda Kıbrıs Türk'ünün de milli menfaatlerini şüphesiz korumaktadır. Kıbrıs'ta toplumlar arası müzakereler yaklaşık yarım yüzyıldır sürüyor. Ve geldiğimiz noktada bu müzakerelerde ve yapılan planlarda sahne arkasında farklı bir tınının,
farklı bir projenin ve yöntemin hayata geçirildiğini sezinliyoruz. Planın hedefi şu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortadan kaldırılması ve adanın tümünün Rum egemenliği altına belirli bir sürenin sonunda girmesi. Bu planı hayata geçirmek için de Kıbrıslı Türklerin Türkiye'ye karşı kışkırtılması gerekiyor. Kıbrıslı Türklerin Türkiye'ye karşı "sen işgalcisin" demeleri isteniyor. Planın da tam özünde "Kıbrıs Türk'ü yoktur, Kıbrıslı vardır" şeklinde yeni bir sözde millet yaratma çabası var. Peki Kıbrıslı tanımına, Kıbrıs milletine Rumlar nasıl yaklaşıyor? Asla kabul etmiyor. Kıbrıslı Rumlar için Kıbrıslı yoktur, Rum vardır. Ancak Türklere dayatılan "Kıbrıs'ta Türk yoktur, Kıbrıslı vardır." Bu çok açık algı operasyonlarıyla Kıbrıs adasından Türk milletini silip Rum'un himayesinde, Rum'un yanında, siyasi azınlık statüsünde ve süreç içerisinde asimile edilmesi beklenen bir halk yaratmaktır. Dolayısıyla bizim burada karar vereceğimiz Kıbrıs Türk'ü, Kıbrıs'ta yaşayan Türkler, Türk milletinin asli fertleri olarak yaşamaya devam edecekler midir? Yoksa Rum'un kulu, kölesi ve zamanla da Rum'un bir parçası mı olacaklardır? Elbette, elbette buna izin vermemiz mümkün değildir. Elbette Kuzey Kıbrıs daima Türk kalacaktır. Çünkü Kıbrıs'ın Türk kalması Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün yaşamsal önemindedir. Değerli dinleyenler, sözlerimi bitirirken şunu ifade etmek istiyorum. Müzakerelerde Türk tarafının vazgeçilmez koşul olarak ileri sürdüğü garantörlükten, egemenliğe sahip iki kesimli devletten, Cumhurbaşkanının yardımcısının veto yetkisini taşımasından, iki meclislilikten vazgeçilmesi söz konusu olmamalıdır. Türkiye bunlardan birinden vazgeçtiği takdirde Kıbrıs'tan ve bir adım sonra da kendinden vazgeçeceğini mutlaka bilmelidir. Dolayısıyla müzakerelere otururken şu kararlılıkla söze başlamalıdır: bu müzakereler bu ilkeler çerçevesinde sonuçlanmazsa bir daha toplumlar arası müzakereye gidilmesine gerek yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye tam ekonomik entegrasyona gidecektir. Madem ki oynanan senaryoda Kıbrıs Türk'ü Türklüğünden vazgeçilmek ve Kıbrıslı hale getirilmek istenmekte ve yöntem olarak da ambargolar ve izolasyonlar kullanılmaktadır, o zaman Türkiye kapılarını sonuna kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türklerine, dünyanın ne dediğine bakmaksızın açmak zorundadır. Hepinizi saygıyla...